Değerli konuğumuz, bir diğer değerli konuğumuz da Washington'dan şu anda yayınımıza katılıyor. SETA Washington Koordinatörü Doktor Kadir Üstün. Sayın Üstün, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Yani ne oluyor diye soracağım. Yani Biden Çin'den bir Rusya mı çıkarmak istiyor? Yani bu okumalar hep bu yönde zaten. Dün yapılan, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama vardı. Hani sanki Pelosi'nin ziyareti işte şahsi bir ziyaret gibi algılandı. Washington'dan yeni bir açıklama var mı? Bu nedir yani? ABD veya Biden ne yapmaya çalışıyor? Hedefinde bir hani Ukrayna-Rusya karışıklığı mı var Pasifik'te? Şimdi Pelosi'nin kendi inisiyatifi olduğu doğru. Biliyorsunuz biz hep konuşuruz, diğer Türkiye ile ilgili F-16, F-35 meselelerinde birçok meselede hep gündeme gelir. Hani biz istiyoruz ama Kongre şöyle der size, Beyaz Saray. Biraz öyle bir denge var aslında burada. Yani Beyaz Saray politikası şu an Çin'i bu şekilde bir provokasyon yapmaya, Çin'e karşı böyle bir provokasyon yapmak istemiyor aslında. Tabii Çin'in bunu provokasyon olarak sunması da ayrı bir hikaye. Şimdi Pelosi'nin yaptığı Kongre üzerinde, biliyorsunuz, böyle insan hakları, demokrasi gruplarının veya lobi gruplarının çok etkisi var. Tayvan'ın da çok ciddi bir etkisi var Kongre üzerinde. Pelosi böyle bir adım atmak istediği ortaya çıkınca bu gezi kapsamında bir geri adım atılamaz hale geldi açıkçası. Biden bireysel olarak Pelosi'yi arasaydı, aman gitmeyin Çin'i bu konuda rahatsız etmeyelim falan deseydi, bu sefer Cumhuriyetçiler bak Çin'e karşı güçlü duramıyor diyeceklerdi. Zayıf gözükmek istemedi. Dolayısıyla Pelosi'nin aldığı bir inisiyatif var ve Beyaz Saray'la aralarında bu konuda bir koordinasyon eksikliği olduğu gözüküyor. Sayın Üstün, şunu o zaman şunu bir kere bir, çok kusura bakmayın. Ben katılmıyorum. Kadir Bey'e katılmıyorum. Peki tam olarak, çünkü hakikaten hava kuvvetleri uçağını nereye koyacağız? Evet, mesela hava kuvvetlerinin uçağıyla geliyor. Zaten evet. Bunun böyle koordinasyonsuz olması, bunun Amerikan politikasına aykırı olması anlamına gelmiyor. Onu kastetmiyorum. Yani bu Pelosi tek başına bir iş yapıyor da bu da Amerika'nın politikasına aykırı anlamına gelmesin. Onu ifade etmek istemedim. Pelosi'nin aldığı bir inisiyatif var. Tabii oraya giden bir Amerikalı siyasetçiyi bu şekilde Amerikan ordusu da koruyacak ama ve içeride de çok tercih edilen, zamanlama itibariyle tercih edilen bir şey değil ama görüyorsunuz. Dur da diyemediler. O zaman sayın, siz ediyorsunuz ki dur diyemedi. Çünkü Kasım'da seçimler geliyor. Dur derse bak işte gördün mü diyecek işte Cumhuriyetçiler. Biden nasıl geri adım attı falan. Yani böyle bir tablo var. Çünkü bu yani tam ters yönündeki okumalar daha ağırlıkta. Şu söyleniyor. Yani Biden'ın son artık ümidi, kozu. Yani bu, çünkü Rusya meselesinden ötürü çok ciddi bir enflasyon altında ezilmiyor mu Amerika? Bu Kasım seçimlerine kadar bu şekilde bu enflasyonu bir kontrol altına almaya çalışıyor. Artık vallahi hani Hanım, son şimdi kozu Çin'i bir savaşa çekmek, bir tüketme savaşına çekmek Tayvan'da diyorlardı. Buyurunuz efendim. Zaten Demokrat Parti'de siyaset yapan birisi. Yani. Aynı partideler. Evet, buyurun. Aynı partide ama ast-üst ilişkisi yok aralarında. Ama daha önemlisi şu. Şu aşamada Çin'le bir çatışmayı kaldıramaz Amerika. Zaten bunun farkında. O yüzden de sizin demin gösterdiğiniz harika bir harita. Orada Hindistan, Filipinler, Japonya, Çin'in etrafındaki bütün ülkelerle ticari ve diğer askeri ilişkilerini derinleştirip aslında Çin'in alanını daraltmaya çalışıyor. Çin'le çatışmak şu aşamada Amerika için çok maliyetli olur. Bunun uçak uçurmak, gemi göndermek vesaire, bunlar tamam. Herkes birbiriyle sınırlarını görmeye çalışıyor. Kim ne kadar gidecek diye, ama bir çatışma olması çok maliyetli bir şey olur. Dünya ekonomisi açısından da dediğiniz gibi enflasyonu çok daha kötü bir yere çekecektir. O yüzden aslında bu Biden'ın tercih ettiği bir yöntem değil bence. Ama bunu savunmak zorunda Beyaz Saray. Çünkü burada yapılan ne var? Bir Amerikan siyasetçisi gidiyor Tayvan'ı ziyaret ediyor. Daha önce de yapıldığı gibi. Bunda ne var diyor Beyaz Saray. Çin, biliyorsun, Xi Jinping'in önümüzdeki aylarda bir kongre olacak. Komünist Parti Kongresi. Evet.
ona giderken burada güçlü gözükmesi gerekiyor Xi Jinping. Bunu yani ne olmuş Pelosi de ziyaret etmiş Tayvan'ı diyebilecek bir pozisyonda değil. Değil. Bu anlamda zaten bir provokasyon tehlikeli. Gibi. Evet, Xi de biliyorsun son senelerde artık bu Çin'in utangaç, sadece biz ekonomiyle ilgileniyoruz tavrını bırakmış bir lider. Biz diyor bölgemizde kendi hakkımızı koruruz, çok daha farklı ulusalcı, millici bir çizgiye geçmiş durumda Xi yönetiminde. Önümüzdeki parti kongresi de kendisi açısından kilit önemde. O yüzden burada Amerika'nın bu ziyarete sert tepki göstermesini zaten göstereceğini tahmin ediyorlardı. Ama ben bu askeri angajmanların sınırlı kalacağını tahmin ediyorum açıkçası. Yani çatışma her iki ülke içinde mümkün, yani çok maliyetli olur. Zaten daha önceki senaryolarda, askeri senaryolarda Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda Amerika'nın doğrudan Tayvan'ı savunmayacağı ama Tayvan'a her türlü silahı vereceği, yardım edeceği şeklinde analizler. Ukrayna modeli, evet. Aynısı. Yani Tayvan buna... Şöyle bir şey, bir ayrıntı daha var. Buyurun. Affedersiniz. Yakın zamanda biliyorsunuz Biden Xi ile telefon görüşmesini yaparak aman Rusya'ya destek vermeyin, teknoloji işte, Ukrayna'da destek vermeyin demişti ve Çin geri durdu biliyorsunuz. Çin'in elinde İHA'lar, SİHA'lar falan var. Rusya'ya verebilirdi aslında ama vermedi. Amerika'nın bu konudaki şeyini biraz dinledi diyelim. Kendi çıkarları açısından tabii. Rusya ama gidip Amerika dinlemedi. Durumda. Çünkü Xi orada ateşle oynayan yanar dedi. Yani tamam Rusya'ya ben yanaşmayayım, evet. Desteğimi vermeyeyim. Peki ama sen de şu Tayvan'a yanaşma dedi. Yani canlı yayında uçak indirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri uçağı indi. Xi açısından zaten muhtemelen kendine bir ufaktan ihanet gibi görüyor bunu. Biden bize bu konuda şey demişti. Tabii yani Xi'nin Ukrayna'ya konusunda Rusya'ya destek vermesinin bir sebebi de kendisi biliyorsunuz senelerdir BM'de Çin hep dış müdahale, iç işlerine karışma mevzusunda çok hassas bir ülke. Kendi Hong Kong'dan dolayı, Tayvan'dan dolayı. Şimdi Rusya gelip Ukrayna'ya girdiği zaman bu Çin'in savunduğu ilkelere de çok aykırı olduğu için sadece hani Amerika istediği için geri durmadı bu konuda. Onu da belirtelim ama tabii tehlikeli adımlar atılıyor şu aşamada. Ama bir noktada sınırlı kalacağını düşünüyorum açıkçası. İki taraf da güç gösterisi gösterecek. Güç gösterisi yapmak zorunda hissediyor kendini. Ama buradan bir çatışmaya evrileceğini pek tahmin etmiyor.